Merhaba arkadaşlar Dijital TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü cihazımızı tanıtmadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Cihazımız güvendiren elektronikten gelmiştir. Celal Yaman güvendiren arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin hem, hem en 11de hem trend yolda hem de çok yakında olabilecek PTT AVM'de yine satışları devam edecek. Kendisine teşekkür ediyoruz güvendiren elektroniğe. Bizim şu an sponsorumuz olarak ee, devam ediyor. Şöyle cihazımız geldi. Şimdi açalım isterseniz bir. Ben sizi bekletmeyeyim. Şimdi cihazın kutusuna gören biliyorsunuz e, bunun bir önceki versiyonunu aslında tanıtmıştık. Ama tabii ki firma kendisini yeniledi. E, bununla ilgili de e, Celal Yaman Güvendiren yani Güvendiren Elektronik bize bu e, bunu da tanıtmamızı istedi. Çünkü bunda biraz daha farklı özellikler. Ee, şimdi Sunplus Hitex SpyX WiFi HD cihazımız. Free IP TV'li Xtreme YouTube dahili WiFi var içerisinde. IKS diyeli u yani cep telefonunuzdan e, Android'li cep telefonunuzdan u programını yükleyerek e, bu sefer cihazı isterseniz kontrol edebiliyorsunuz cep telefonuyla. Ve TGGS özelliği bu çok önemli. En önemli şeylerden birisi dahili Wi-Fi olması. Bazen soruyorlar bu Wi-Fi ne işe yarıyor? Ben size şöyle söyleyeyim. Eğer evinizde bir internetiniz var ise o zaman e, cihazda da dahili Wi-Fi olduğu için ki inanın şunu unutmayın. Dahili Wi-Fi'li cihazlar çok çok önemli. Çünkü ayrıca bir Wi-Fi adaptör almıyorsunuz. İnternete direktmen cihaz üzerinden bağlanabiliyorsunuz. Zaten göstereceğiz bunu onu da anlatacağım. Böylece e, cihazın bütün özelliklerini içerisinden kullanabiliyorsunuz. Yani dahili Wi-Fi ile bağlanıyorsunuz ve işte youtube'a falan bağlanabiliyorsunuz. Free IPTV'sini kullanabiliyorsunuz. IKS'sini kullanabiliyorsunuz ki e, öncesinde IKS server e, normalde bir yıldır e, ve bunda gördüğümüz ya da e, daha doğrusu bize söylenen duruma göre 2 yıl. Bu çok önemli. Zaten bunu da göreceğiz. Bakacağız. E, i̇sterseniz bir kutusunu açalım. Bakalım kutuda neler var. Şöyle şimdi kutusunu ilk açtığımızda Şöyle gördüğünüz gibi bir kullanma kılavuzu var. Şöyle bu kullanma kılavuzu elimize geçiyor. Gayet de güzel, kısa. Yani çok bir şey anlatmasına gerek yok zaten. Şimdi cihazın şöyle kendisine alalım. Gördüğünüz gibi sıfır cihazımız. Ee, güvenden elektronik'e tekrar teşekkür ediyoruz. Zaten mağaza bilgilerini açıklama kısmına belirteceğim. Size vereceğim bunu. Ee, bütün alışverişlerinizi güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten çok ilgili bir satıcı. iyi bir sponsorumuz bilginiz olsun. Sunplus, Spyx, Wi-Fi HD diye kutusunda yazıyor. Gayet güzel. Ya plastiği de güzel. Şöyle altına baktığımız zaman havalandırma ızgaraları var. Şöyle e, arkasına çevirdiğimiz zaman elen bir in girişini görüyoruz. HDMI out çıkışını, eski televizyonlar için AV çıkışı ve elektrik çıkışını görüyoruz. E, şöyle yine diğer tarafını çevirdiğimiz zaman USB bir tane var. USB girişi neden? Çünkü ayrıca Wi-Fi adaptörü takmak için bir tane USB girişi gerek kalmıyor. Yani USB girişi size ait. Çünkü içerisinde dahili Wi-Fi var. Burada da RC232 yazılım girişi var. Yani yazılım atılabiliyor. Ve ayrıca e, televizyonun arkasına takmak isterseniz cihazınızı buradan Display IR e, girişine takarak da zaten şimdi göstereceğim. Böylece e, televizyonun arkasına saklayıp cihazınızdan uydu alıcınızı kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi e, kumandaya geçelim. Şöyle. Şöyle kumandayı şöyle görüyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım birazcık. Gayet güzel. E, ergonomik. Hani Çin kumandalarına benziyor ama gayet güzel kullanışlı. Ee, şöyle bakıyorum. Yine kısa yolları var. Şurada hani Free IPTV, Xtreme olarak şöyle görüyorsunuz zaten. Sanırım gördünüz. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi kısa yolları da böyle vermişler. Gayet de güzel olmuş bu kısa yol olayı. Peki ee, şimdi kumanda da Neler var başka? Gördüğünüz gibi TV, radyo seçeneği var. Favori işte ses açma kısmı. Ayrıca bunda şöyle bir özellik daha var. Televizyonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Yani televizyonu nasıl kontrol edeceğinizle ilgili de arkasında bilgiler yer almış. Çok güzel. Ve ayrıca da Türkçe yazılmış. Bu da çok önemli benim için. Yani Türkiye'de üretilen ya da Türkiye'ye satılan ürünler için benim için en önemli şeylerden birisi Türkçe bilgilerin yer alması. Bu da güzel. Kumanda da gayet güzel. İki tane ince kalem pille çalışıyor. Bilginiz olsun yine. Şöyle adaptörümüzü elimize alalım bir. Yine adaptörümüze bir bakalım. Adaptörümüzde 12 volt 1 amper olarak çalışıyor. Şöyle yaklaştırayım. Hemen görün. Şöyle sanırım gördünüz. Şöyle gördünüz. Yani gayet de yine biliyorsunuz genelde 12 volt 1 amper olarak artık çıkmakta ya da 1.5 amper çıkmakta. Şöyle 1.3 e, HDMI versiyon kablo. İşte daha önce söylediğim gibi eğer televizyonun arkasına saklamak istiyorsanız cihazınızı ya da duvara asmak istiyorsanız bu kabloyu yine takarak şuraya şöyle göstereyim. Şuraya takacaksınız. Şuraya taktığınız zaman gözünüz buluyor. Yani kumanda gözü buluyor. Bilginiz olsun. E, ayrıca isterseniz televizyonun arkasına ya da yine duvara asmak isterseniz şu şekilde asma aparatı çıkıyor ya da televizyonun arkasına yapıştırmak istiyorsanız yine böyle iki taraflı, çift taraflı bant çıkmakta. Böylece televizyonun arkasına takabiliyorsunuz. Peki e, cihazın başka ne gibi özellikleri var? Bakalım. Başka bir şey yazmışlar mı? E, şöyle. Şurada yer almış. Dahili Wi-Fi, süresiz Free IPTV TV, Xtreme, hediye İKS ve akıllı kumanda otomatik kanal güncelleme yani TKGS var. Şimdi isterseniz bir e, cihazın takalım ve neler var neler yok bir görelim. Şimdi en sevdiğim yönlerden birini anlatayım. E, girişleri görüyorsunuz. Bakın anten girişi arkada, HDMI girişi arkada, elektrik girişi arkada. E, göz önde. Yani böylece daha rahat kullanabiliyorsunuz. Bazıları şu yanlara koyuyor. Atıyorum HDMI şu yana koyuyor. Anteni öbür tarafa koyuyor. Elektrik girişini başka bir tarafa koyuyor. Bu kesinlikle kullanımı çok zor. O yüzden de e, teşekkür ediyorum. Yani Arkaya elen bir girişi, HDMI çıkışı, elektrik girişinin de orada olması bence çok güzel olmuş. Şimdi cihazımızı bir kontrol edelim. Bakalım cihazımızda neler var. Evet arkadaşlar cihazımızı açtık. Karşımıza çok güzel bir menü geliyor. Ben bu tür menüleri çok seviyorum. Böyle Android TV Box'lar gibi. Karşımızda kurulum, kanal, Free IPTV, Xtreme, YouTube ve uygulamaların olduğu böyle bir menü çıkıyor. Free IPTV yine Xtreme, Ucast, Online Video ve Quora diye bir menü geliyor. E, tabii ki öncelikle e, şöyle alta da bakalım. Network, ayarlar, seçenekler, AV girişi, USB, müzik ve u menüsünde görüyoruz. İsterseniz önce dedik ya dahili Wi-Fi var. Yani cihazınıza herhangi bir Wi-Fi adaptör almadan ki Wi-Fi adaptör nereden baksanız bir 100 lira. Yani bu cihaz e, size 100 lira daha avantaj sağlıyor. Yani siz şöyle düşünün. İnternete bağlanacağınızı düşünün. E, cihaz eksi 100 TL indirim olarak düşünün bir kere. Yani cihazın dahili wifi'si var çünkü. Şimdi bir bağlayalım internete. Ee, bakalım A ayarlarına giriyoruz. Burada kablosuzu seçiyoruz. Yapılandırma diyoruz. Hemen bir bağlayalım. Burada e, gördüğünüz gibi dijital evren TV gördük. Ben bir şifremi gireyim. Sonra da bağlanalım. Şimdi burada küçük harf. Ben büyük harfi nasıl gireceğim diye düşünüyorsanız ya da başka harfleri kırmızı tuşa basarak şöyle gördüğünüz gibi büyük harfler geliyor. Şimdi cihaza şifremizi yazdık ve çok hızlı bir şekilde bağlandı. Ben daha size anlatırken bile böyle anında bağlandı. Ee, yani birçok tanıttığım cihaza göre gerçekten çok iyi. Şöyle paylaşım ayarına girdiğiniz zaman yine bilgiler var. Phonix Lite'a girdiğiniz zaman yine yine bilgiler var. Şöyle kaç gün olduğunu da görüyorsunuz. Biz 2 yıl demiştik. Evet gerçekten 2 yıl. Bravo. Şimdi buradan bir çıkalım. <laughs> Diğer menülere bakalım. Kuruluma gelelim. Yani burada hemen size de gösterdim çünkü. Anten ayarlarını girdiğimiz zaman Türksat ayarlarını görüyoruz. Farklı bir e, a, yayın almak istiyorsanız yani farklı bir uydu ayarlamak istiyorsanız onu da söyleyeceğim. Dazek 1.0 genelde Türksat A'dır ya da Dazek 1.1 yine biri seçebilirsiniz. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bazı e, sitelerde ya da bazı yerlerde şöyle bir şey oluyor. Eee 1.0 değil de Dazek 1.1'i destekliyor. O zaman ne yapacaksınız? Dazek 1.1'i de bir yapacaksınız ya da daha Dazek 10'u kapatabilirsiniz. Bilginiz olsun. Peki başka bir uydu ayarlamak istiyoruz derseniz yine anten ayarlarına girip burada gördüğünüz gibi Hotbird, Yutelsat, Astra, başka yani Arap Sat yani yani Arap arkadaşlar varsa onları da ayarlayabilirler. Bu arada e, Wi-Fi ayarlarında yine Arapça eğer e, Wi-Fi oluşturduysanız e, Arapça karakterlerle yine Wi-Fi'yi Arapça karakterle de görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Burada uydu listesini görebiliyoruz. Uydu listesinde istersek silebiliyoruz ya da ekleme yapabiliyoruz ya da anten ayarları yapabiliyoruz. Transporter listesi var. Burada transporter listesini de şöyle göstereyim. Silebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz ya da ekleyebiliyoruz ya da tarayabiliyoruz. Yani arama yapabiliyoruz. Motorlu anten ayarları, motorlu anten olan arkadaşlar zaten bunu çok iyi biliyor. Ya da limit ayarında nasıl yapılacağını biliyor. Peki burada TGGS ayarı var dedik. Ah çok güzel. Eğer kanallarınızı taşımak istiyorsanız, silmek istiyorsanız, altlandırmak istiyorsanız bu güncelleme modu kapalı olacak arkadaşlar. Ama ben işte e, güncellemek istiyorum derseniz esnek otomatik yapabilirsiniz. Şimdi biz bir otomatik yapalım. Bir e, burada da yani mesela HD olarak mı SD olarak mı e, işte listelemek istiyorsunuz? Onu seçebiliyorsunuz. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir güncellemeyi başlatalım. Bir güncellesin bakalım. Bekletmeyeyim sizi. Bazen 45 saniye sürüyor. Derken bile yani gerçekten çok hızlı bir şekilde kaydetti. Güzel. Şimdi e, bazen trt 1de ya da 1. kanalda başlayabiliyor. O yüzden. Bakalım. Çıkmak zorunda kalabilirim. Gördüğünüz gibi tercih edilen liste HD. Ve e, güncelleme versiyonu da değiştirdi. Şimdi şuradan bir çıkalım. Menüye tekrar girelim. <laughs> Buraya anlattık. E, kanal ayarlarına geldiğimiz zaman da kanal yöneticisine girdik. Buradan işte gördüğünüz gibi şimdi şurada bakın sil veya taşı falan yok. Ne yapıyoruz? Ben işte bunu göstermek istiyorum. Amatörce kullanmanızı ya da ben amatörce anlatıyorum. Niye? Ben bunları anlatmazsam siz büyük bir ihtimalle bunu yapamayacaksınız. İşte TGG'si ayarı açık ise yani otomatik ise bunu yapamazsınız. Ne yapıyoruz? Bunu kapalı ya da esnek yapıyoruz. Ben kapatıyorum şimdi. Yani nasıl olsa kanalları taşımam gerekecek ya da adlandırmam gerekecek. Tekrar kanat yönetimine girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi gizli, kilit, sil, taşı düzenle hepsi geldi. Peki toplu taşıma var mı diye soran arkadaşlar oluyor. Şöyle seçelim. Bakalım. Mesela bir üste taşıyalım. Hemen gördüğünüz gibi taşıyor. Yani toplu taşıma var. Peki silde e, toplu sil var mı? Bakalım. Toplu sil e, yok. Peki TXT'ye seçtiğimiz zaman, TXT'ye bastığımız zaman ne oluyor? E, uyduları seçebiliyoruz. Yani e, böylece Uyduları da e, ayarlayabiliyoruz buradan. Ama silme seçeneği büyük bir ihtimalle farklı bir yerde var. O yüzden şimdi buradan bir çıkalım. Kanal editöre girdiğimiz zaman da e, burada yine ekleyebiliyoruz ya da düzenleyebiliyoruz. Özellikle burada şu pitleri yapabiliyoruz. Yani bazen ses gelmiyor kanaldan. O zaman şöyle yapıyorsunuz: Kanalın adını yazıp Google'a bu kanaldan ses gelmiyor diye yazdığınız zaman size şu resim pit, ses pit ya da PCR pit'i verecek. Şu pitleri buradan değiştirerek yapabiliyorsunuz. Çok güzel olmuş bu da. Favori listesi oluşturabiliyorsunuz. Buradan 8 tane favori listesi var. Bunu da yapabiliyorsunuz. Kanal ayarlarına girdiğimiz zaman şöyle hangi kanaldan başlamasını istiyorsanız televizyonunuzu açtığınızda o kanaldan başlıyor. Tüm kanalları sil dediğimiz zaman da e, tabii ki silmeyelim. Silebiliyorsunuz. <laughs> Peki şuradan network ayarına gelmiştik. Ayarlara gelelim zamanlayıcı var burada zamanlayıcı nedir ee, cihazımız hangi kanalda açılsın saat kanal saat kaçta açılsın atıyorum işe gittiniz ben bunu çok kez anlatıyorum aslında İşe gittiniz e, saat 8'de geleceksiniz ya Eyvah ben haberleri kaçıracağım o zaman ne yapıyorsunuz Siz buradan e, hangi kanalın haberini izlemek istiyorsanız onu seçiyorsunuz e, bir defa dediniz ya da başka zaman sürekli olacaksa bunu sürekli yapabiliyorsunuz e, bakın gördüğünüz gibi mesela burada başlangıç zamanı bitiş zamanı hepsini ayarlayabiliyorsunuz bir defa ya da aylık haftalık yapabiliyorsunuz. Bu şekilde geldiğiniz zaman e, kanal orada açılacak. Ve e, eğer USB takarsanız da PVR seçeneğiyle kaydedebileceksiniz bilginiz olsun. Yani geldiğiniz zaman kanalınızı e, izlemiş ve kaydetmiş olarak gelecek. Ve siz geldiğinizde de USB üzerinden bunu izleyebileceksiniz. Çocuk yedi 4 tane 0. ve zaman ayarı var burada gördüğünüz gibi. Fabrika ayarları 4 tane 0'dır. Güncellemeye gelelim. İnternetten güncelleme, USB'den güncelleme, kanal listesini güncelliyorsunuz. K, server. Ya ne varsa güncelleyebiliyorsunuz. Çok güzel. USB'den güncelleyebiliyoruz dediğimiz gibi. Kanalları buradan da güncelleyebiliyoruz ama TGGs e, gün olduğu için herhangi bir şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle versiyona bakarsak e, 8. ayın 16'sı 2022. Zaten eski tanıtımda da buydu. Yani Ağustos'un 16'sında güncellenmiş. Bu da doğru. Seçeneklere girelim. Seçenekler nerede var? Ee, dil seçenekleri, e, altyazı tercihi, işitme modu. Mesela biraz daha iyi duymak istiyorsanız bunu açık yapın, ses biraz daha fazla gelir. Sabit seviye ya da e, farklı seviye seçerseniz yani bu pro kanallara göre değişiyor. Ama ben sabit seviyeyi seviyorum. Böylece siz ne istiyorsanız, ne açıyorsanız ona göre yapabiliyorsunuz. Kayıt yapılandırma burada işte dediğim gibi hani kaydedebiliyorsunuz ya burada 2 GB ya da 4 GB olarak seçebiliyorsunuz. Ya da 1 GB gördüğünüz gibi burada otomatikte yapabiliyorsunuz zaman kaydırma, durdur ya da farklı bir şekilde seçenekleri yapabiliyorsunuz. AV ayarlarını yapabiliyoruz. Ben hepsini anlatmaya çalışıyorum. Belki uzuyor ama gerçekten sizin için bence bu çok önemli. Ee, burada AV ayarlarını herhangi bir şekilde yapmanıza gerek yok. Şöyle video çözümünü otomatik yapın. Ama benim televizyonum 1080p 60 Hz'i destekliyor. Bunu yapabiliyorum. Çünkü otomatik algılarda genelde 1080p 50 Hz'i destekliyor. Ama ben video çözünürlüğü 1080p 60 Hz'i desteklediği için televizyonum bunu seçebiliyorum. Ama siz otomatik yapın genelde. Çünkü başka bir yere gittiğiniz zaman, televizyona taktığınız zaman uydu alıcıyı görüntü alamayabilirsiniz. O yüzden otomatik algılayı yapın. USB'den birçok şey yapabiliyorsunuz. İşte müzik dinleyebiliyorsunuz, işte film izleyebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz programları da izleyebiliyorsunuz. O e geldiğimiz zaman burada da görüyorsunuz. Şunu taratıp sonrasında indirip cep telefonunuzdan cihazınızı kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan da çıkalım. Şimdi biliyorsunuz hani Free IPTV ya da Xtreme yerini söyleyemiyoruz. Yani dediğim gibi e, bu tarafları işte anlatamıyorum çünkü YouTube amcam kızıyor ama kendisini gösterirsem sıkıntı yok. E, şuraya da girdiğimiz zaman e, Free IPTV, Xtreme, e, Kora demiştik. Yani şöyle Kora da YouTube gibi bir şey. Yani genelde işte yabancı futbol özetlerini falan izleyebiliyorsunuz vesaire vesaire. Şurayı gösterebilirim en azından. Xtreme 5 tane ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar güncelleme kısmına geldiğimiz zaman da gördüğünüz gibi Ağustos yazılımını görüyoruz. Zaten eski tip versiyon cihazda yine Ağustos yazılım vardı. Onun için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. YouTube için ayrı bir güncelleme bekliyeni o yüzden dikkatle izleyelim. Arkadaşlar şimdi kanal geçişlerine de baktığımız zaman gayet hızlı. Bastığım anda hemen alıyor. Sanırım TRT devlet kanalı olduğu için yani vergilerini de verdiğimiz için bize herhalde bir şey demez. Şöyle geçtiğimiz zaman e, gayet hızlı bir geçiş yapıyor gördüğünüz gibi yani baya güzel yani kalan geçişleri de çok iyi bence YouTube konusunu e, çok anlatmıyorum ama dediğim gibi zaten bir e, güncelleme bekleniyor ara ara açılıyor bazen açılmıyor bunu bence e, çok da dikkate almayın kesinlikle e, güncellemeli açılacaktır e, cihaz her yönüyle gayet güzel bence yani şuraya görüyorsunuz gayet güzel hani Gayet güzel bilginiz olsun. Sadece bu şekilde söylüyorum. Hani free, okay. All alright, very nice, very nice, güzel, güzel. Yani e, mecburen üstü kapalı bu şekilde esprili bir şekilde söyledim. Sanırım anlamışsınızdır arkadaşlar. Biliyorum tanıtımımız uzun oldu ama sizin için gayet güzel olduğuna inanıyorum. E, dediğim gibi güvendiren elektronikte Cenay Yaman güvendiren çok teşekkür ediyoruz bu sponsorlukla aldığımız ve size tanıttığımız bir cihaz. Umarım tanıtımımızı beğenmişsinizdir. Dediğim gibi alışveriş sitelerinin yani güvenli elektronik linklerini size aşağıda vereceğiz. Zaten kendi kart vizitinin logosunu da size buraya koyacağız. Kendi logosunda görün. O logoyu görerek alışveriş yapın. Bizden şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.